Japonya denilince aklımıza ilk olarak kar gelmez. Ama Japonya'nın kuzeyinden güneyine doğru tüm mevsimler görülebilir. Hokkaido adası en kuzeyde olması nedeniyle Japonya'nın en soğuk bölgesidir. Japonya irili ufaklı binlerce adadan oluşmasına rağmen Japonya'nın neredeyse tamamını oluşturan 5 ana adası vardır. Hokkaido bu adaların en kuzeyde ve ikinci en büyük olanıdır. Japonya idari olarak prefektörlük denilen bölgelere bölünmüştür. Japonya'da toplam 47 adet prefektörlük bulunmaktadır. Her prefektörlük seçimle gelen bir vali tarafından yönetilir. Hokkaido aynı zamanda Japonya'nın 47 prefektörlüğünden birisidir. Hokkaido prefektörlüğünün merkez şehri Sapporo'dur. Japonya'nın yüz ölçümünün %20'sini oluşturan Hokkaido, 5 milyon nüfusu ile Japonya nüfusunun sadece %5'ini oluşturmaktadır. Hokkaido adasının oldukça ilgi çekici bir tarihi vardır. Hokkaido'nun yerli halkı Japonlar değil Ainu'lardır. 400 yıl önceye kadar Ainu halkı Hokkaido adasını kontrol etmekteydi. Bugün ise Japonya'da küçük bir azınlık durumundadırlar. 1336-1573 yılları arasındaki Muromachi döneminden itibaren Japonlar Hokkaido adasının güneyine yerleşmeye başlamışlardır. 1457 yılında Ainu'lar ile Japon yerleşimciler arasında meydana gelen çatışmalar savaşa dönüşmüş ve Koşmai Savaşı olarak adlandırılan savaş sonucunda Ainu'ların lideri Koşmai'nin öldürülmüştür. Japonya'nın Matsumae klanı bu savaş sonucunda Hokkaido adasının güney kısmı üzerinde kontrol sağlamıştır. 1868 yılında sona eren Edo döneminin sonuna kadar Ainu halkı ile ticaret haklarını Matsumae klanı elinde tutmuştur. Ainu halkı Matsumae klanına liderleri Shakushai'nin önderliğinde 1669-1672 yılları arasında isyan etmiştir. Fakat sonunda Ainu'lar yenilgiye uğramış ve Ainu halkı önderleri öldürülmüştür. En son büyük ölçekli isyan 1789 yılında yaşanmış ve sonuçta suçlu bulunan 37 Ainu idam edilmiştir. Bu son çatışma Meyakawa Yasuo adlı ünlü bir Japon çocuk kitabı yazarının Majin no Umi adlı kitabına konu olmuştur. Ve bu kitap 1970 yılında Japon Çocuk Kitabı Yazarlar Birliği ödülünü kazanmıştır. 1868 yılındaki Japon İmparatorluk Kuvvetleri ile Tokugawa Şogunluğu arasındaki Boshin Savaşı'nın Japon İmparatorluk Kuvvetleri tarafından kazanılmasından sonra Tokugawa Şogunluğu yanlıları Hokkaido Adası'nı kısa bir süre için hakimiyetleri altına alsa da 1869 yılında Japon İmparatorluk Hükümeti adada kontrolü sağlamış ve o tarihe kadar Ezo olarak bilinen adanın adı Hokkaido olarak değiştirilmiştir. Hokkaido Adası, el değmemiş ormanları, tropik mavi kaldera gölleri, kır çiçeği tarlaları ve kaplıcaları ile birçok doğal güzelliği içerisinde barındırır. Özellikle de soğuk ve kar bu adanın en ayırt edici ve ilgi çekici yönüdür. Hokkaido'da Japonya'nın en büyük ulusal parkı olan Daisetsuan Ulusal Parkı da dahil olmak üzere 6 adet ulusal park vardır. Doğal kaplıcalar bu bölgede yaygın olarak görülmektedir. Hokkaido adası doğa ile baş başa kalmak için çok ideal bir bölge olsa da özellikle Higuma olarak adlandırılan Japonya kahverengi ayısı, doğa gezilerinde dikkat edilmesi gereken bir risk olabilir. Japonya tarihindeki en kötü ayı saldırısı olayı da Hokkaido adasında yaşanmıştır. Sankebetsu kahverengi ayı saldırısı olarak da bilinen bu olay 1915 yılında yaşanmıştır. Kış uykusundan erken uyanan çok büyük bir kahverengi ayı Hokkaido adasında bulunan Tomamaya köyüne defalarca saldırmış ve toplamda 7 kişiyi öldürmüştür. O dönemde bu ayıyı etkisiz hale getirmek için birçok silahlı ekip kurulmasına rağmen bu ekipler birçok defa başarısız olmuş ve ancak 7 kişinin ölümünden sonra bu kahverengi ayı etkisiz hale getirilebilmiştir.
Hokkaido adasında bulunan pembe çiçeklerle kaplı Shibazakura Park'ın hikayesi tek bir Japon çiftçiye dayanmaktadır. 1977 yılında çalışmaya başlayıp 8 yılda bu tepelik alanı tek başına temizleyen, pembe çiçekler ekerek böyle güzel bir alan meydana getiren Japon çiftçi 80 yaşına kadar bu alanda ilgilenmeye devam etmiştir ve 2001 yılında emekliye ayrılmıştır. Bu parkı ziyaret için en iyi zaman özellikle çiçeklerin açtığı Mayıs ayı ortasıdır. Bir insanın tek başına böyle güzel bir alanı ortaya çıkarması ve bu eserinin onlarca yıldır insanlara mutluluk sağlıyor olması etkileyici bir örnektir. Sapporo, Japonya'nın 5. büyük şehri ve Hokkaido Prefektörlüğü'nün başkentidir. Dinamik bir şehir hayatı, lezzetli yemek mekanları, gece hayatı, alışveriş merkezleri gibi büyük bir şehirden beklenen her şey burada bulunabilir. Sapporo'da yazları bira ve yemek festivalleri zamanı iken, kışları ise meşhur kar festivali dönemidir. Ayrıca adını bu şehirden alan Sapporo birası da dünyaca ünlü bir bira markasıdır. Seikan Tüneli, Japonya'nın en büyük adası olan ve içinde Tokyo, Kyoto ve Osaka gibi şehirleri barındıran Honshu Adası ile Hokkaido Adası'nı birbirine bağlayan bir denizaltı tünelidir. Seikan Tüneli 53.85 km olup 23.3 km'si Tsugaru Boğazı'nın altından geçmektedir. Seikan Tüneli en derin yerinde deniz tabanının yaklaşık olarak 100 metre altından geçmektedir. Tünelin yapılması ile ilgili ilk jeolojik incelemeler 1946 yılında başlamış ve tünel 1988 yılında tamamlanmıştır. 2016 yılında ise Japon hızlı treni Shinkansen tünel üzerinden hizmet vermeye başlamıştır. Böylece Tokyo ile Hokkaido adasının güney şehri Hakodate arasındaki hızlı trenle yolculuk süresi yaklaşık olarak 4 saate düşmüştür.